Oyuncu Hazal Kaya efendim, dijital bir platformda yayınlanan dizideki oyunculuk performansı nedeniyle hem sosyal medyanın hem de köşe yazarlarının gündeminde. Hazal'ı övenler de var, yerenler de, ama en sert eleştiri gazeteci, Hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. Ahmet Hakan, Hazal'ın oyunculuğundan nefret ediyorum dedi ve nedenlerini de sıraladı. Size de soralım, Hazal'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınızda VTR'den sonra izleyelim. Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki performansı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Hazal'ı izlerken Nihal ve Feriha'yı gördüm. Nihal şımarıklığı, Feriha gerginliği üzerine yapıştı diyenlerin yanı sıra Hazal'ın oyunculuğuna laf yok yorumları yapanlar da oldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi başlıklı bir yazıyı kaleme aldı. İşte Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya eleştirisi. 1. Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. 2. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. 3. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. 4. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. 5. Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacılık var oyunculuğunda. Şimdi her iki tarafa da aslında Ahmet Hakan yazana kadar Hazal Kaya'nın oyunculuğu zaten tartışmaya açılmıştı. Beğenen kadar beğenmeyen de çoktu. Beğenmeyenlerin genel kanısı Hazal Kaya'nın kendini tekrar ettiği yönündeydi. Sanki bazı seyircileri, takipçileri, izleyicileri sanki Aşk-ı Memnu'daki Nihal'i izliyoruz ya da yıllar önceki Feriha'yı izliyoruz. Bir adım önde değil şeklinde yorumlar yaptılar. Diğer kadrodaki oyunculara alkış tutarken ne zamanki Ahmet Hakan Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin sebebi başlıklı 5 maddede sıraladı nefretinin sebebini. O zaman olay daha da coştu. Bu kez hatlar keskinleşti. Ahmet Hakan'a nefret yöneldi. Hazal Kaya'ya yapılan eleştiriler ekstra arttı. Sana şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir diziyi, filmi, o projenin içindeki oyunculuğunu beğenip beğenmeme söyleme hakkımız var. Kesinlikle. Beğendik deriz, beğenmedik deriz, sevdik deriz, sevmedik deriz. Ahmet Hakan orada nefret söylemini kullanmasaydı çok daha iyi olabilirdi. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Nefret çünkü çok güçlü bir kelime. Keşke nefret kelimesi yerine hoşlanmadım deseydi. Beğenmedim deseydi. Ben de şunu söyleyeyim, ben de gazeteci Gülşen olarak değil, seyirci Gülşen olarak şunu söyleyeyim, diziyi izledim, bütün bölümlerini izledim. Lafı evirip çevirmeden söyleyeceğim net bir şekilde. Hazal'ın oyunculuğunu sevmedim, hoşlanmadım. Kusura bakmasın ama şöyle gibi hissettim. Sen yani de yazı biraz gibi. Biraz Nihal gördüm, biraz Feriha gördüm. Çok az Esra dizide canlandırdığı karakteri gördüm. Gidip geldim böyle, hatta dedim ki acaba yönetmen mi onun böyle oynamasını istedi? Özellikle mi yapılmış bir şey diye düşündüm. Bu arada gerçekten emeğe de saygısızlık etmek istemem. Çok emek verilmiş bir iş. Dizinin senaryosu ilgi çekici. Kostümler, dekor, mekan. Gerçekten mekan şahane, para harcanmış bir dönem iş. Dönem dizisi ama, çekmek ne kadar zor. Ama izlerken bir konsantre olamadım. Her an bir yerden acaba Behlül mü çıkacak, acaba Emir mi gelecek diye böyle bir bekledim. Yönetmen gerçekten, niye böyle bir şey istedi? Acaba yönetmen mi dedim, bu tarz bir oyunculuk istedi ondan. Diyaloglarda da sıkıntılar vardı. Ama bir yönetmen özellikle, için en tehlikeli şeylerden. Özellikle Hazal'ın, Esra'nın Ahmet abi, Ahmet abi dediği her noktada böyle bir tamamen koptum diziden, öyle söyleyeyim. O nasıl bir telaffuz? Bir de ona neye takıldım? 100 yıl öncesine dönüyorsun. Orada böyle bir merdivenlerden indiği ve 100 yıl öncesine döndüğünü fark ettiği bir sahne var. O merdivenlerden indiği sahnede Nihal şımarıklığında iniyor. Böyle yüzünde kocaman bir gülümsemeyle falan. Orada ana dedim, tam biraz Nihal burada. Tam Nihal burada. O Nihal'in şımarıklığı, Feriha'nın gerginliği falan böyle bir karma olmuş. Az buçuk da Esra'yı görüyorsun. Senin gibi yazan seyirciler çok. Bu arada Eda hatırlattı. Yönetmen de Emre Şahin, yanılmıyorsam ünlü gazeteci Haluk Şahin'in oğlu. Tuğba Büyüküstün'le Osmanlı dizisini de çekmişti. Ha, Rise of Ottoman. O dizi güzeldi. Onu beğenmiştim. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi hayranları kızmasın da. Dizi çok güzeldi. Savaş sahneleri şahaneydi. Ben Tuğba'yı da beğendim. Orada da Tuğba'yı ben beğenmemiştim. Gülşen çok bahsetti zaten, sosyal medya yıklıyor, ben de bir ara göz atacağım ama şimdi bu kadar bombardıman arasında bu kadar bilgiyi, eleştiriyi aldıktan sonra bir yapımı izlemekte
zor oluyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dediğin gibi Ahmet Hakan başlığı böyle atmasaydı sıraladığı 5 madde bir seyirci. Belki birçok insanın altına imza atacağı maddeler. Şeyler. Çünkü seyirci olarak bir şeyi beğenme ya da beğenmeme lüksümüzün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü seyirci karar veriyor o yapımın kazanmasına, değil mi? Sürmesine, devam etmesine. O zaman seyirci burada edilgen değil, etken bir şey. Ne diyor? Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Evet. Ya şimdi bu yorumlarımızdan da lütfen kimse kadına şiddete, kadın düşmanlığına falan bağlamasın. Kimse var. Buradan da duyar kasmasın. Bir insanın değiştiremeyeceği özelliğiyle dalga geçmek, ne bileyim işte bacağıyla, boyuyla, şey posuyla bilmem neyle. Hayır, bizim yorumlarımızdan dolayı şimdi böyle algılayabilirler. Yok, öyle dalga bir şey geçmek, ki. Tiye almak o şiddet olabilir ama burada düzeltilebilir, geliştirilebilir bir durum olduğu için biz yapıcı eleştiride bulunuyoruz. Dediğimiz gibi beğendik beğenmedik deme hakkımız da var. Ben bazı insanların eleştiriyi kaldıramadığını düşünüyorum. Kesinlikle. Nedense herkes, bizim ülkemize özgü mü bilmiyorum ama herkes kendi işinde en iyi, herkes kendi işinde en mükemmel. Yok. Onlara asla laf söyleyemiyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Neden Gökçe Bahadır'ın kulüpteki performansına kimse bir tane negatif yorum yapmadı? Mert Fıra, orada Fırat Tanış'ın, Salih Bademci'nin. Oralara niye bir şey söylemedik? Ama insan... Bunu da çok açıkça söyleyelim. Çünkü kendi aramızda konuştuğumuz, tabii her şeyi ekranda söyleyemeyiz de, bazı şeyler de paylaşılabilir. Çünkü bizim gibi düşünenler de var diyoruz en azından. Bu aralar Hazal Kaya'ya, yani Ahmet Kaya'yla olan, Ahmet Hakan'la olan tartışmasında haklı bulmuyorum. Ahmet Hakan'ın nefret kelimesini kullanmasını, ama bu aralar Hazal Kaya'ya ve Farah Zeynep Abdullah'a dokunulamıyor. Evet, yorumlarda, hani eleştirilerde. İki tane önemli işe imza attılar. Şu an seyircilerin, televizyonun, dijital platformun en çok konuştuğu yapımların başrolündeler. Ama insanın ağzını açıp bir şey söyleme, şey korkusu yayıyorlar. Evet evet, sen bana dokunamazsın. Bir şey söyle bana ki ben de sana şak diye cevabını vereyim şeklinde. Ayrıca şunu da söylerim. Bir rahatlamak lazım. Sadece bir diziye de bakarak, oradaki performansına bakarak, tabii, Hazal'ın oyunculuğu kötüdür şeklinde bir değerlendirme yapılamaz. Hele hele genelleme yapılıp da topyekün oyunculuğundan nefret ediyorum noktasına da getirilemez. Nefret kültürü kelime. Ama şunu söylemek istiyorum. Yine bu konudan bağımsız bir şey söylemek istiyorum. Koskoca dizi sektörü 10 tane isim etrafında dönüyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Çok büyük bir proje... Bir bakıyorsunuz, o klişe hep duyduğumuz isimlerden bir tanesinin adı geçiyor. Neden? Konservatuarlardan yüzlerce yetenekli çocuk mezun oluyor. Ya o çocuklardan bir tanesini al, şu dizinin içine koy. Nasıl parlatırsın? Sana, yeni bir yıldız doğar, tabii, yeni bir yıldız kazandırırsın piyasaya. Dijital platformlarda, yabancı dijital platformlarda bazen açıyorsunuz. Birbirimize dizi ve film öneriyoruz ya, bir tane tanıdık kişi yok. Fakat dizi, yapım gümbür gümbür gidiyor ve nefesini kesiyor. Ve başrolünde yıldızların olduğu yapımları gölgede bırakıyor. Tabii. En azından seyirci olarak seni... alıp alıp sürüklüyor. Yani takılmıyorsun kaşına, gözüne, yapmacıklığına, hep aynı rolü tekrar etmesine ya da sosyal medyada birileriyle kapışmasına ya da erik dansına falan filan yani. Şimdi bazı isimler var. Oyuncu abilerinin, ablalarının o güçlü grupları arkalarına almışlar. Onların gazına gelerek böyle, onların alkışlarına gelerek, sen kralsın, sen şöylesin, sen çok oyuncusun gazına gelerek maalesef o gazla beraber kendilerini oyuncu sanan insanlar var. Yani okul müsamerelerinde bile oyunculuk yapamayacak insanlar maalesef bizim dizilerde başrolde yer alıyorlar. Bu konudan bağımsız olarak söylüyorum. Bu konudan bağımsız olarak söylerken bunun altına bir şey daha ekleyeyim. Çünkü onlar sosyal medyada güçlü. İşte, çünkü onların abileri, ablaları, menajerleri de güçlü. Menajerlik sistemi, o şeyler, gruplar güçlü. Dolayısıyla bir yerden... teklif geldiği zaman direkt önce onlara gidiyor.